Mehmet Yılmaz, T24 Partisiz bir gazetecinin aldığı notlar Alice, harikalar diyarındaki yolculuğunun hemen başında bir kuyudan aşağıya düştüğünde karşılaştığı tavşana, önünde uzayıp giden iki yoldan hangisini seçmesi gerektiğini sormuştu. Tavşanın yanıtı şöyleydi. Nereye gideceğini bilmiyorsan seçeceğin yolun önemi yoktur. Bu söz ne zaman aklıma gelse cennet vatanımızın politikacıları gözümün önünde resmi geçit yapar. Louis Carroll, Alice Harikalar diyarındayı yazarken aklında memleketimizin siyasetçileri mi vardı acaba diye düşünür, yanıt bulamam. Elbette kendilerine soracak olsak nereye gittiklerini çok iyi bildiklerini söyleyeceklerdir. Ancak benim gibi dışarıdan bakan, herhangi bir siyasi partinin yandaşı olmayan bir gazeteciye soracak olursanız aynı kanaatte olmadığımı söylerim günlük rüzgarların önünde savrulmak bizim memlekette temel bir siyaset yapma biçimidir ve asıl olan nalıncı keseri gibi her şeyi kendine yontmaktır. Araya deprem felaketi girmemiş olsaydı yazmayı planladığım yazı da tam olarak bununla ilgiliydi. Bilmiyorum sizler de fark ettiniz mi? Bu ülkede ilk kez bir siyasi metin biz vatandaşlara çok ciddi sözler verdi. Eskiden adı Altılı Masa olan ancak artık Millet İttifakı adıyla seçimlere doğru yürüyen ittifakın açıkladığı yol haritası da denilen Ortak Politikalar Mutabakat Metni adını taşıyan bildirideki bazı noktalardan söz etmek istiyorum. Geçmişte de bazı seçim beyannamelerinde bu tür konular yer aldı ama hatırladığım kadarıyla bunu vaat eden partiler iktidara gelemediler. Garip bir metot iktidara gelenlerin de vaatlerini kısa sürede unutabildiklerini de hatırlatarak devam edeyim. Kendimi bildim bileli memleketimizde kanunlar şöyle çıkar. Kanun metni bakanlıklarda hazırlanır. Sonra sanki mecliste hazırlanmış gibi bir grup milletvekili altına imza attıkları metni tasarı olarak meclis başkanlığına verirler. Orada ilgili meclis komisyonuna gider. Bürokratlar milletvekillerine kanunun gerekçelerini anlatırlar, soruları yanıtlarlar. Komisyon tartışmaları, iktidar milletvekillerinin tasarıyı hızla oylayıp genel kurulda görüşülecek hale getirmeleri için gösterdikleri çabalar üzerinden yürür. Muhalefetin uyarıları, eleştirileri dikkate alınmaz. Kanun mecliste görüşülürken ilgili sivil toplum kuruluşları feryat eder. Bu kanun şunu bozar, bunu mahveder, şurası şöyle değişirse daha iyi olur gibisinden. Kendileri söyler, kendileri dinlerler. Ve bugüne kadar bunun değiştireceğine ilişkin bir vaatle hiçbir siyasi partinin programına beyannamesine girmedim. Ortak yol haritasındaki şu sözlerin altını bu nedenle çizdim. Kanunlar görüşülürken ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarının görüşlerine başvurulması genel kural olacak. Bedeli olacak. Metnin bütününe baktığımda meclisin özellikle iktidarı denetleme konusundaki yetkilerinin güçlendirildiğini gördüm. Mesela yazılı soru önergelerine yanıt vermeyen bakanlara yaptırım uygulanması sözü veriliyor. Eski Türkiye'de soru önergelerini yanıtlamayan ya da geç yanıtlayan bakanlara en azından uyarı cezası verilirdi. Şimdi o bile yok. Bakanların milletvekillerini bir dövmedikleri kalıyor. Ve en önemli bulduğum konulardan biri de şu. Kesin hesap komisyonu kurulacak, başkanı muhalefetten olacak. Sayıştay raporları bu komisyona gelecek ve muhalefet her türlü dosyayı görecek. Önceki hafta da yazmıştım. Bir demokraside olmazsa olmaz sayılması gereken konulardan biri de bütçe hakkı denilen kavramdır. Vatandaşların vergilerinin nereye harcandığını, bu harcamanın yerinde olup olmadığını bilme hakkı vardır ve bu hak meclis tarafından kullanılır. Bir süredir Sayıştay raporları gizli kalıyordu. Milletvekilleri bile bu raporları göremiyorlardı. Hatta Sayıştay'ın yaptığı bazı incelemelerin bir rapora dönüşmeden dosyalar içinde arşivlerde unutulmaya terk edildiğini de biliyoruz. Kamu kurumlarının vakıflar ya da özel şirketler kurarak Sayıştay incelemesinden kaçtıkları da bir sır değil. Mesela son deprem felaketinin ardından depremzedeler için düzenlenen tek yürek kampanyasında toplam 115 milyar lira nasıl harcanacak? Bu harcamaları kim nasıl denetleyecek? Bunları bilmiyoruz. Çünkü Erdoğan yönetimi toplam 115 milyar lirayı deprem için kurduğu afet yeniden imar fonuna dahil etmedi. Neden bilmiyoruz. Elbette kimseyi peşinen suçlu ilan edemeyiz. Faydası çok. Ama bu tür konularda şeffaflık ve denetimin herkese açık olması kuşkuları önler. Zaten düşük güven toplumunda yaşıyoruz. Hiç olmazsa bazı konularda birbirimize güvenmeye başlayabiliriz. Onun için Kesin Hesap Komisyonu Başkanının muhalefetten seçilmesini, Sayıştay raporlarının açık olmasını önemsiyorum. Bu aynı zamanda yolsuzlukların azalması gibi bir sonucu da yaratacaktır. Nitekim rüşvet ve yolsuzluklarda zaman aşımının kaldırılacağı ve ihalelerde rastlanacak yolsuzlukların kamuoyuna açıklanacağı vaatleri bunun için var. Milletin hesabı, demokrasilerde güçler ayrılığının önemi bu tür konularda ortaya çıkar yürütme gücünü kullananların yargı ve yasama üzerinde kurdukları kuracakları hakimiyet vatandaşların hukukunun ve parasının nereye nasıl harcanacağı ile ilgili denetimin içini boşalttılar. Bizde Sayıştay bu nedenle bir yüksek yargı kurumudur ki idarenin akçeli işlerini Türk milleti adına yargılayabilsin. Ancak hakimler ve savcılar kurulu iktidarların emrinde olunca bu gerçekleşemez. Yargıç bağımsızlığı ortadan kalkarsa, yargıç güvencesi yok sayılırsa idare yargıyı parmağında oynatır, istediği kararların çıkmasını sağlar. Yol haritasına HSK'nın ikiye ayrılması ve hakimler kurulundan Adalet Bakanı ve Adalet Bakan Yardımcısının çıkarılacağı sözünü bu nedenle önemsedim. Yanına kar almak deyimi İngilizce'de ilk kez Adolf Huxley'in 1923'te yayınlanan Antik Hey isimli romanında kullanılmış. Türkçe'de böyle bir deyim ilk kez ne zaman kullanıldı bilemiyorum. İnternette aradım, taradım bulamadım. İngilizce'den çok önce kullanılmış olma ihtimalimizi küçümsemeyin. Cezasızlık kültürünü içselleştirmiş bir toplum elbette bu kavramı daha önce kullanmış olmalı. Dil günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere gelişir. Bu deyimi bana hatırlatan ortak politikalar mutabakat metnindeki bir başka vaat oldu. Rücu kuralı verdiği kararlardan ahim ya da anayasa mahkemesi tarafından devletin tazminata mahkum edilmesi halinde söz konusu cezanın kararını veren hakimden tahsil edileceği kuralı çok önemli. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Ahim kararları ve anayasaya aykırı kararlar veren hakimlere yasal güvence getirilmesi işi Fethullahçı çetenin yargıya hakim olduğu günlerde yapılmıştı. Böylece vatandaşların hukukunu ısrarla çiğneyen yargıçların cezasız kalmasının önü de kesilmiş olacak. Anayasayı ahim kararlarını yok sayan yargıcın bu eylemi yanına kar kalmayacak. Anayasa Mahkemesi'ne hülleyle bu mahkemede görev yapabilecek düzeyde olmayan yargıçların atanmasının da yolu kesilecek. Ve çok önemli bir başka vaat. Eğer Millet İttifakı seçimi kazanır ve mecliste çoğunluğunu ele alabilirse Savcılar ve avukatlar mahkemelerde aynı düzeyde oturacaklar. Savcıların, avukatların amiri gibi daha üst bir makamda oturarak yargılamanın yapılması önlenecek. Aldığım notlar bu kadar değil. Ancak bu haftalık yerimiz bu kadar. Önümüzdeki haftalarda da bu konuları konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz nasıl olsa. Mehmet Yılmaz'ın bu yazısı Oksijen gazetesinden alındı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.